Herkese merhabalar, ben Doktor Mustafa Üye. Bugün sizlere vegan beslenmenin metabolizma üzerindeki etkileri ve bitkisel beslenmenin faydaları hakkında yapılan en son bilimsel bir araştırmadan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki kanalımızda bilimsel araştırmalardan bahsediyoruz ve bunu mümkün olduğunca kısa tutarak anlatmaya çalışıyoruz. Yine de araştırmanın detaylarını atlamak istiyorsanız aşağıdaki ilerleme çubuğundan en sona gelerek kısaca özetle bölümüne tıkladığınızda araştırmayı kısaca, hızlı bir şekilde anlayabilirsiniz. Amerika'da yapılan yeni bir araştırmaya göre bitkisel diyetler metabolizmayı hızlandırıyor. Bitkisel temelli beslenme, metabolizma hızını 16 hafta sonunda tam %18.7 oranında artırıyor. Ve sadece metabolizmayı hızlandırmakla kalmıyor, kilo verimini sağlıyor ve buna bağlı olarak da aşırı kilolarda kardiyometabolik risk faktörlerini iyileştiriyor. Çalışma, aşırı kilolu ve şeker hastalığı bulunmayan 244 katılımcı ile gerçekleştirildi. Katılımcılar rastgele olarak seçildi ve iki farklı gruba ayrıldı. Birinci grup vegan beslenen grup, ikinci grup ise normal beslenen kontrol grubu oldu. Vegan beslenen grupta az yağlı bir diyet uygulandı. Kalori hesabı yapmaksızın meyve, sebze, tam tahıllar ve baklagillere izin verildi. Diğer grupta ise herhangi bir diyet sınırlaması yapılmadı. Mevcut diyetlerine devam ettiler. Bunun dışında herhangi bir egzersiz takviyesi yapılmadı ya da mevcut ilaçlarında bir değişikliğe gidilmedi. Araştırmanın öncesinde ve sonrasında yaktıkları kaloriyi ölçmek için de kalorimetre kullanıldı. 16 hafta sonunda bitkisel olarak beslenen grupta yemekten sonra metabolizma hızı artışı tam %18.7 oldu ve bu süreçte ortalama 6.4 kilo verdiler. Ve sadece bununla kalmadı, iç organlar için tehlikeli olan yağlanmada da ciddi oranda düşüşler görüldü. Karaciğer yağlanması %34 azalırken, kas hücrelerindeki yağlanma %10 oranında azaldı. Buna bağlı olarak insülin direnci azaldı ve tip 2 diyabet geliştirme riski de azaldı. Ve sadece bununla kalmadı, total kolesterol ve kötü kolesterol dediğimiz LDL oranlarında da ciddi düşüşler görüldü. Bunun dışında insülin açlık plazmada konsantrasyon olarak azaldı ve yine buna bağlı olarak insülin direnci düştü. Vegan beslenen grupta tüm bunlar olurken kontrol grubunda herhangi bir değişiklik görülmedi, herhangi bir kilo verimi olmadı, herhangi bir metabolizma artışı olmadı ve herhangi bir yağlanmada düşüş görülmedi. Araştırma yöneticisi Dr. Hanna, her yemekten sonra daha fazla miktarda kalori yakımının kilo verimini yönetmede önemli olduğunu vurguluyor. Böyle olunca da Amerika'da yaşayan aşırı kilolu ve obez tam 160 milyon insan için bir çığır açıldığından bahsediyor. Biliyorsunuz ki karaciğer ve kalpteki yağlanma miktarı kandaki glukozun insülin sayesinde hücrelere taşınmasını zorlaştırıyor. Fakat buradaki araştırmada 16 hafta sonunda hücrelerdeki yağlanma azalıyor ve buna bağlı olarak insülin direnci düşüyor. Dolayısıyla aşırı kilolu hastalarda tip 2 diyabet gelişme riski de azalıyor. Bu çalışmaya katılan Sam T adındaki bir katılımcı 16 hafta sonunda tam 34 kilo veriyor. Ve diyet sonrasında da bunun kısa süreli bir dönem olmadığını, hayatı boyunca bu şekilde beslenmeye devam edeceğini söylüyor. Araştırmadan sonra da bu şekilde beslenmeye devam eden Sam, şu an hedef kilosunda ve hayali olan maraton koşularına başlamış durumda. Bu araştırmayla alakalı önemli bir noktadan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki vegan beslenmenin en olumsuz tarafı B12 vitamininin yetersiz kalmasıdır. Çünkü B12 vitamini sadece hayvansal gıdalardan alınabiliyor. Ben de hastalarıma genel olarak bitkisel ağırlıklı beslenmelerini tavsiye ediyorum. Fakat B12 yetersizliğine maruz kalmamak için haftada bir ya da iki kez et tüketmelerini tavsiye ediyorum. Bu araştırmada da katılımcılara B12 takviyesi verilmiş. Bu önemli bir kısım. Bunu da belirtmek istedim. Kısaca özetlemek gerekirse, bilim adamları aşırı kilolu erişkinlerde vegan beslenmenin vücut ağırlığı, insülin direnci, vücuttaki yağlanma ve yemek sonrası kalori yakımı üzerindeki etkilerini merak etmişler. Bu yüzden Amerika'da 2017 ve 2019 yılları arasında 244 katılımcıyla bir araştırma yapılmış. Katılımcıları iki farklı gruba ayırmışlar.
Birinci grup vegan beslenen grup, ikinci grup ise normal beslenen grup. Vegan beslenen grupta herhangi bir kalori kısıtlaması olmaksızın meyve, sebze, tam tahıllar ve baklagiller yenilmiş ve az yağlı bir diyet uygulamışlar. Diğer grupta ise herhangi bir kısıtlama yapılmamış. 16 haftalık araştırma sonucunda yemekten sonraki kalori yakımı artışı vegan grupta tam %18.7 artmış ve buna bağlı olarak kilo verimi ortalama 6.4 olarak tespit edilmiş. Ve sadece bununla kalmamış, kas hücrelerindeki ve karaciğerdeki yağlanmalar azalmış ve buna bağlı olarak da insülin direnci düşmüş. Bu araştırma önemli. Neden? Çünkü dünya obeziteyle mücadele için yeni yollar arıyor. Vegan beslenme bu yolda tüm dünyaya umut olabilir. Bu araştırma 30 Kasım 2020'de JAMA Network Open'da yayınlandı. Araştırma linkini aşağıda paylaşacağım. İleri okuma yapmak isteyenler oradan takip edebilirler. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.